Iraz! Iraz ben geldim! Iraz! Iraz'ım neredesin Iraz? Iraz ben geldim Iraz! Iraz'ım Yusuf'um neredesiniz? Allah Allah! Allah Allah! Nereye gitti bunlar ya? Acem mi? Acem mi? He kuzum. Iraz'ı mı, Yusuf'u mu gördün mü? Gel buraya lan. Ah Mehmet'im. Ah, ah kuzum. Ah. Vay kuzum vay. Gel kuzum. Gördün mü Acem mi? Gel Mehmet'im gel. Canım benim gel. Gel. Oturayım da anlatayım. Gel. Geçmiş olsun kuzum. Ne oldu emmi? Hayırdır inşallah. Bir şey mi oldu yoksa? Geçmiş olsun kuzum. Geçmiş olsun. Gel kuzum gel. İşler iyi gitmiş bugün. Hoş bulduk Ahmet. Allah'a şükür bugün işler iyi gitti. Bir yorgunluk çayı ver de içelim. Tamam, hemen getiriyorum taze çayını. Oğlum Mehmet, bizim odunları hazırladın mı? Bilal Ağa'nın odunları bittikten sonra ilk sen ikna edeceğim Müslüm emmi. Sırada ilk sen varsın. İyi, aferin. Sonra da bana getir oğlum. Tamam Dursun emmi, sonra da senin odunları ayarlayalım. Buyur odun yok. Sağ olasın Ahmet. Afiyet olsun. Üçüncü sıraya da bizi yaz oduncu kardeş. Sen önce 3 yıllık borcunu öde lan. Ondan sonra odun iste. Borcunu ödeyen yok, inkar eden de yok oğlum. Hadi hayırlı günler ağalar. Be kardeş, Iraz'a selam söyle. Lan! Nasıl konuşuyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan? Öldürürüm lan seni! Öldürürüm! Nasıl lan? Nasıl konuşuyorsun lan? Öldüreceğim lan seni! Bunun hesabını vereceksin oğlum! Sen gel lan! Erkek sen gel lan! Şerefsiz! Hadi! Erkek sen gel lan! Bu köye çektirdin. Hadi çek git. Gözüm görmesin seni burada. Yürü! Bakın lan beni!
Hoş geldin Mehmet'im. Yemek hazır mı? Hazır. Ne oldu sana? Akif denen şerefsizle dalaştım. Kusura bakma Araz'ım. Hırsımı da senden aldım. Mehmet'im, bir gün başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Sen yanımda olduğun sürece Allah'ın izniyle bize hiçbir şey olmaz. Baba! Allah'ım ayırmasın bizi. Biraz. Efendim? Balta nerede? Odunluktaydı dün. Yok odunlukta. Bilmiyorum ki. Allah Allah. Nereye gitmiş bu balta ya? Emin misin? Ben odunluğa koymuştum dün. Dün oradaydı, görmedim ben. Allah Allah. Biraz. Efendim? Evdeki diğer baltayı getir de onunla kırayım bugün. Anne buldun mu? Buldum. Tamam. Baba. Efendim oğlum? Hadi bırak sonra kırarsın. Şimdi kahvaltı edelim. Benim karnım çok aç. Oğlum sen yap annenle beraber. Benim işim çok. Yok baba. Çocuğu kırma, gel beraber yiyelim. Tamam o zaman. Yapalım kahvaltımızı. Oduncu Mehmet. Buyurun komutan. Bu balta senin mi? Evet. Bizim değil mi bu Iraz? Evet o. Biz de bunu alıyoruz komutanım. Nereden buldun? Senin yani. Evet. Akif'i öldürmekten tutuklusun. Alın bunları. Yanlışınız var ya. Durun, komutan. Alın. Ne oluyor? Hepsini alın. Yanlış var komutan. Yürü. Yanlış var ya. Yapmaz ya, öyle bir şey. Durun. Yanlışı var ya. Durun. Ya biz daha güzel öldürmedik ya. Baba! Ana! Ya korktun. Durun yapmayın. Hayırdır komutan, ne oldu, bir şey mi var? Hoş geldin komutan. Oduncu Mehmet, Akif'i öldürmüş. Yapar o şerefsiz, ben biliyorum İftira onu. İftira atma Ökeş! Konuşma lan! İftira atma! Sen öldürdün işte onu. Sen yaptın bunu! Tamam, soracağım sana bunu hesabı. Tamam götür komutan bunu. İftira atma! Vay be! Demek Akif'i de Oduncu Mehmet öldürmüş ha? Söz konusu namus olunca böyle oluyor demek ki.
Peşin hükümlü konuşmayın arkadaş. Ne malum Oduncu Mehmet'in öldü? Oduncu Mehmet, Akif'i niye öldürdü? Yemin ederim ben öldürmedim komutanım ya. İftira atmışlar ya, ben yapmam ya. Balta ne geziyordu ya orada? Ne bileyim, biri almıştır odunluktan. Bize baltayı arıyorduk. Niye baltana sahip çıkamıyorsun? Komutanım odunlukta duruyordu, ben nereden bileyim? Ben yapmadım ya. İftira atmışlar ya. Kim sana iftira atacak? Ökkeş atmıştır, kesin o yapmıştır. Ökkeş. Yemin ederim komutanım, ben bir şey yapmadım ya. Ben yapmadım, iftira var komutanım. Ben yapmadım diyorsun. Bir yanlışım var. Baltan ne geziyor orada? Ya almışlar komutanım. Odunluktan çalmışlar onu ya. Akif'le aranızda ne var sizin? Akif aradığıma laf attı komutanım. Sinirlendim ben de, kahvede boğuştuk onunla beraber. Başka bir şey yok aramızda, ben yapmadım. Komutanım bırakın ben gideyim ya. Ben yapmadım komutanım lütfen. Otur. Ben yapmadım. Sen yapmadın. Avradına laf attı. Sen de sinirlendin, gittin öldürdün. Şahitler var. Görgü tanıkları var. Herkes senin öldürdüğünü söylüyor. Yalancı şahit diyor onlar komutanım. Vallahi Oduncu Mehmet. Akif'i senin öldürdüğün kesin. Boş yere ben yapmadım filan deme. Seni savcılığa sevk edeceğiz. Kanıtlar var, deliller var. Şahitler var. Boşuna da debelenip durma. Götürün atın bunu nezarete. Benim suçsuz olduğum ortaya çıkacaktır. Komutanım biz öyle bir şey yapmayız. Kocam yapmaz öyle bir şey. Karıncayı bile incitmez. Kocan kavga etmiş Akif'le. Ya etmiştir ama yapmaz, etmez. O karıncaya bile zarar vermez. Bir an sinirlenir sonra yumuşar tekrar. Kalbi yumuşacıktır onun. Şahitler var. Görgü tanıkları var. Ya yok bildiğim gibi. Baltası cinayetin orada çıktı. Yoksa sende mi bu olayın içindesin? Komutanım, ne ben ne kocam yapmayız öyle bir şey. Bunu da atın nezarete. Yapmayın komutanım. Mehmet'im, sen mahkum olduktan sonra Iraz kızımızla Yusuf oğlum perişan oldu. Yalnız kaldılar uzun. Çok perişan oldu. El de avuçta bir şey kalmadı. Çok kötü durumlara düştü. Sağ olsunlar. Konu komşumuz, sısım akrabalarımız yardımcı oldular. Kadıncağız tek başına ne yapabilir? Evde bir herifi olmazsa, bir bahane olmazsa. Allah razı olsun konudan, komşudan, kuzum. Çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Biraz kızımız tarlalarda, bahçelerde çalıştı. Ama Hökkeşit kıza dillik vermedi. Yaptığı işleri engelledi. Köylülerin yaptığı yardımları bir engelledi. Yardımlarını kesti. Birkaç sefer çöpte yiyecek ararken gördüm. Çok üzüldüm. Köylülerden, konu komşulardan birkaç kişi geldi. Bu Hökkeş domuzu bu kadına dillik vermeyeceğiz dedik. Bu ıraza ne yapabiliriz kuzum? Çöpe ekmek koymaya başladık. Aslında çocuğuna baksın diye. Yazık, üstü başı yırtık o çocuğun. Çok perişan. Allah yardımcısı olsun kuzum.
Bu Iraz nerelere gitti acaba ya? Sabahtan beri arıyorum arıyorum yok. Bir de şu istikelere bakayım. Olmazsa. Raz! Raz! O ne lan öyle? Ne oluyor lan burada? Hey Ökkeş! Kötüler belasını bulur. Sen ol, kimseye kötülük etme. Oğlum, bitirdin mi ödevini? Bitirdim ana. Bakayım. O sakladığın neydi? Bir şey değil ana. Bakayım ben. Ana alma, ana. Ana alma. Canım babacığım. Annem diyor ki, baban 3 yıldır cezaevinde. Ama ben seni hep yanımda görmek istiyorum. Arkadaşlarımın babaları hep yeni ayakkabı alıyorlar. Yeni elbiseler alıyorlar. Babacığım, sen de bizim yanımızda olsan, bana da hep yeni yeni ayakkabı gömlek alırsın değil mi baba? Hatta anneme de alırsın değil mi baba? Babacığım, ben şimdi gazlı lambanın önünde ders çalışıyorum. Çünkü elektriklerimiz kesikmiş. Annem öyle diyor. Baba, geçenlerde okuldan tebeşir parası istediler. Annem yok dedi. Ağladım. Komşumuz kepçeci Zeki amca 5 lira verdi. Daha önce de Almancı Savaş amca 10 lira vermişti. Ama üzülmüyorsun değil mi baba? Sen gelince biz parasız da yaşarız değil mi baba? Seni çok özledim. Annem de çok ağlıyor babacığım. Hiç üzülme babacığım. Hoşça kal. Oğlun Yusuf. Kızım biz gidelim. Koyunlara bir bakalım. Çoban ne yaptı? Bir bakalım gidelim de. Karnımız da doydu kalkalım. Tamam. Ekmek kalsın kızım. Kuşlar yedi. Burada ekmek kalsın, kalsın kızım. Sultan kızım, Iraz orada bıraktığımız ekmeği aldı, gitti. Ben şu üzerimi değiştireyim de ben şunların peşine düşeyim bir bakayım kızım. Allah Allah, niye aldı ki o ekmeği acaba? Anne ben çok acıktım. Oğlum.
Allah Allah. Vay be. Hadi kızım bize gidelim de oğlunun karnını doyuralım. Hikmet ağa sağ ol, karnımız doydu şükür. Gitme kızım, bize gidelim haydi. Sağ ol ağam. Ana gidelim, karnım çok aç. Kızım vazgeç şu inattan. Her kadar sabının ne günahı var? Ağam iyi diyorsun da Ökkeş sağın da rahat vermez. O kim oluyor da benim işime karışıyor? Köyün yarısı onun babasınınsa diğer yarısı da benim. Bugüne kadar sizi kollamadığım için affet beni kızım. Hiç akıl edemedim. Estağfurullah ağam, ne kusuru. Tamam öyleyse kızım. Hadi bize gidiyoruz. Peki ağam. Sağ ol ağam. Sayenizde karnımız doydu. Allah sizden razı olsun. Biraz kızım. Hanım öldükten sonra biz mallarımıza bakamaz olduk. Sultan kızım yetişemiyoruz değil mi? Çocuklar da zaten okudular gittiler. Onlar bayramdan bayrama geliyorlar. Doğru dersin baba. Biraz bizimle kalsın isterim. Hem bana da bir yoldaş olur. Sen ne dersin kızım biraz? Oğlanı da okuturuz. Ağam eksik olmayın ama bilmem ki. Aması maması yok kızım. Bu köyde kalacaksan bizimle kalacaksın. Kızım Ökkeş itini kafana takma. Onunla bir ben baş ederim. Allah senden razı olsun ağam. Cümlemizden kızım cümlemizden. Benim kınalı gelinim. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağam. Sağ ol kızım sağ ol. Allah razı olsun. Himmet'e yanına aldı. Kızı Acı'da yanına aldı. Kızcağız Himmet Ağa'nın yanında bir sürü kaldı. Bayağı kaldı kuzum. Ama Ökkeş iti dirlik vermedi kızı. Himmet Ağa'nın adını çıkarttı. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Köylünün ağzı torba der ki tutasın. Senin olmam ben. Iraz, benim karım olmazsan bu köyün maskarası olursun. Bunun hesabını vereceksin. Sana soracağım bunları. Seni öldürürüm Iraz. Eninde sonunda benim olacaksın.
Bunun hesabını soracağım sana. Eninde sonunda benim olacaksın Iraz. Ya kızım, kötülük eden belasını bulur. Baba, abim burada mı ölmüştü? Evet kızım. Şu kayaların arkasında bir köy vardı. Oraya, o köye koyun almaya gitmişti. Köye ulaşır, koyunlar için pazarlık yapar. Dönerken at ürker, uçuruma yuvarlanır. Ağam, niye tek gitti koyun almaya? Daha önce hep Mehmet'imle giderlerdi. Ben de dedim kızım, yanına birini al da git diye. Yalnız giderim dedi. Ben de ısrar etmedim. Mekanın cennet olsun abim. Amin. Amin. Ağam, buranın ismi ne? Ne kadar uçurum var? Buraya daş durmaz derler kızım. Selamun aleyküm Ümmet Ağa. Aleyküm selam. Ne o, oğluma Fatiha mı okumaya geldin? Evet Ökkeş, oğluma Fatiha okumaya geldim. Ne o, kızmış gibi bir halin var. Ümmet Ağa, senin oğlan eğer yaşasaydı var ya, senden nefret ederdi biliyor musun? Keşke yaşasaydı da nefret etseydi. İyi ki de yaşamamış. Gebermesi bence iyi olmuş. Lan Ökkeş, sende hiç Allah korkusu yok mu? Vicdan yok mu? Sen nasıl bir insansın lan? Konuşma be! Konuşma lan! Ökkeş, tüfekle oynarken ananı vurduğun günü unutma. O olaylar sana neyi anlatıyor? Anamı ben kazayla vurdum. Elim kırılsaydı o tüfekle uğraşmasaydım. Oğlum sen boş ver. Himmet Ağa eski yaraları açma sen de ya. Tamam oğlum, dur sakin ol. Olmaz. Uymayalım. Sakin ol. Oğlum bak, böyle şeylerle fazla uğraşma. Bak ben seni zor kurtardım, bir daha benim başımı belaya sokma. Ama ben... görüyorsun baba işte beni ne yapıyor? Hızlı sakin olacaksın oğlum. Sakin olacaksın. Allah Allah. Geldim ben uğraşıp duracağım. Ben sinirlerime hakim olamıyorum. Geldim. Olacaksın. Bak olamazsan olmaz. Yani bir daha uğraşıp duramam, olmaz. Adamlarımız vardı, yaptık ama bu saatten sonra yapamayız artık. Bu işin sırrını bize de öğretecek misin? Ökkes, zeka yaşayın ilkokul çağında olduğunu mu fark ettin? Benim zekam bana yetiyor. Elimdekiyle yetinmek gerekiyor zaten. Bu sayede 60'ından sonra azıp birileri gibi kendimi kimseye madara ettiremem. Niye öyle yiyip duruyorsun lan? Çıkar şu ağzındaki baklayı. Ulan Himmet Ağa, avladın öleli kaç ay oldu da kızın yaşındaki Iraz eve getirdin? Ağzını topla lan şerefsiz. O benim kızım. Yalan mı lan? Sabah vakti onun odasından çıktığını gözümle gördüm. Üstüne atma lan. Atma, gerek yok bu çerezlere abi. Görünen köy kılavuz istemez Himmet Efendi. Uçkurun adamı sahip olamadın be. Allah'tan kork be. Git de bir imam nikah kıy bari. Bu yaştan sonra zina yapmış olursun. İftiracı şerefsiz.
Gördünüz mü? Aşığının başına bir iş gelince nasıl dört nala koşup geliyor? Haklısın ağam. Baba, ne oldu sana? Neyin var? Yat yat, zorlama kendini. Yaşlılık işte kızım. Niye haber vermedin Sultan Bacı? Meraklandırmaya ne gerek var? Alıştık artık biz. İlk değil bu. Yok kızım, yok. Bir şey olmaz. İyi misin baba? Sağ ol kızım, sağ ol. İyiyim, Allah'a çok şükür. İyiyim kızım. Duydum, nasıl geldin bilmiyorum. Çok korktum baba. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Korkma kızım, korkma. Korkma kızım, korkma. Nereden duydun da geldin kızım sen buraya? Koyunların başındaydım. Çoban Ekrem abi geldi, o söyledi. Ben de koşarak geldim ağam. Kınalı geline. Kuzuya mı döndün he? Biz ne yaptık sana? Niye bizimle uğraşıyorsun Ökkeş? Ne yaptın? Beni tüm köye madara ettin. Gel karım ol dedim. Yok dedin. Tüm servetimi ayaklarına serdim. Ama sen beni ezip geçtin. Ökkeş elini ayağını öpeyim, bırak oğlumu. Ya benim olacaksın ya da ikinizi burada gebertirim. Karşı mı geliyorsun bana? Beni reddetme diyorsun. He? Hayır, tamam, ne istersen yapacağım. Biraz karım olacaksın. Telli duaklı gelinim olacaksın benim. Tamam tamam. Yalvarırım oğluma zarar verme. Evleneceğim seninle. Ah şöyle be. Yola gel işte. Lan gitti çocuk lan. Öldü be. Zamandır gelmiyorsun komutanım. Ayran içtik, ayrı mı düştük? Vallahi Durmuş ağa, sizin köyde de hiç olay olmuyor yani. Şimdi gelemiyoruz. Sen iste, ben her gün olay çıkarayım komutanım. Ya öyle sen de. Sen yeter ki gel. Öyle de ya. Kafa dinleyelim biraz. Yanı sağ olsun komutanım. Değil mi Süllü? Ooo Ökkeş. Nerelerdesin ya? Ne oldu baba, bir sorun mu var? Sorun yok oğlum, gel otur. Hayırdır komutan? Ne oldu, bir şey mi ya oldu? Ya bir hasret giderelim dedik ya Ökkeş Bey. Bir şey mi oldu, ne oldu? Yo, bir durum yok. Biz ziyarete geldik Durmuş ağamın yanına. Ha, iyi o zaman. Çoktan beri gelmiyorduk. Tamam, iyi o zaman. Hayırdır, sende bir durgunluk var? Sapsarı olmuşsun böyle, ne ben oldu? Bende bir şey oldu mu diye korktum onun için. Hayır oğlum, bir şey mi var? Yok, bir şey yok baba. Bir şey yok, ben bir şey yapmadım. Niye telaşsız? Komutanları görünce biraz şey yaptım. Niye oğlum, bir korku mu var? Yok, bir şey yok baba, bir şey yok. Aman öyle olsun. Oduncu geldi, oduncu. Oduncu geldi. Oduncu. Oduncu bu. Oduncu geldi. Oduncu. Ökkeş ağa sana mı diyor bu? Bilmiyorum. Yok ya, bu eline balta gören herkese bu oduncu der ya. Allah Allah. Ökkeş, senin baltayla ne işin olur? Odun kırdım demez mi? He baba, geçen ben uçurdum, odun kırdım. E senin balta aldığın elinde hiç görmedim ki. Bize işin sayılmaz ki balta. Allah Allah.
Durmuş ağa desene, odunu millete kırdırıyor. Sana ben kırdım diyor. Aynen öyle. Vay Ökkeş vay, sen odundan ne anlar? Durmuş ağa, hayırlı akşamlar. Sonra yine görüşürüz. Ben Süllü'yü de götüreyim, evine bırakayım. Ne yapayım o deli, başına bela olur ya. Biraz gezdireyim de, biraz sevaba gireyim. Götürme, otursun burada, otursun. Yok, götüreyim. Bak komutanım, başına bela olur. Tamam. Bunu da alalım arkadaşlar, tamam. Akıllı dur lan ama ha. Binsin arabaya, alalım. Arabaya alalım, hadi sen arabaya bin, hadi. Tamam, hadi. Hadi oğlum, akıllı dur ama. Hadi, arabaya alalım. Ali, Ökkeş'in hali neydi öyle? Garipliğini fark ettin mi? Evet komutanım, bizi görünce çok şaşırdı. Sanki bizden korktu. Demek ki korkulacak bir şey yaptı. Oduncu. Sen Ökkeş'in odun kırdığına inanıyor musun? Gözümle görsem inanmam. Ökkeş kendini yoracağına soğuktan ölmeyi tercih eder. Ya sanki evde yeni kırılmış odun da yoktu. Süllü, sen Ökkeş'i odun kırarken gördün mü? He. Ne zaman? Gece. Komutanım, gece vakti odun mu kırılır? Bir gariplik var bu işte. Ne belli odun kırdı? Sen nerede gördün Ökkeş'i odun kırarken? Burada. Asker durdur arabayı. Burası Akif'in cesedini bulduğumuz yer değil mi? Evet komutanım, burası. Nasıl olur bu? Akif'i Ökkeş öldürmüş olmasın? Hemen merkeze gidiyoruz Ali. Emredersiniz komutanım.
demedim mi? Yolumuzda durma, karşımıza çıkma demedim mi lan? Biraz sakin ol, dur yapma. Yalvarma şimdi köpek! İstedin bizden, küçücük oğlumun ne günahı vardı? Biraz dur yapma. Ben de sana dedim, yapma dedim, etme dedim, elini ayağını öpeyim yapma dedim. Ama dinlemedin. Sen de cezanı çekeceksin. Cehenneme gidince kurtulacağını sanma. Yine ellerim yakanda olacak. Öldükten sonra komutan Durmuşa'ya durumu anlattı. O gece Hökkeş yalnız değilmiş. Yanındaki adam Durmuşa'ya her şeyi anlatmış. İtiraf etmiş. Biliyorum Açem ben. O sayede çıktım zaten. Ama bana Iraz'la çocuğun seni bekliyor dediler. Iraz Hökkeş'i vurduktan sonra Iraz Yusuf'un düştüğü yere gider. Anne! Anne! Oğlum! Oğlum neredesin? Yusuf'um neredesin? Geliyorum. İstikeler uçurumu Iraz'ınla Yusuf'a mezar oldu evladım. Allah sabrınızı bol versin. Sağ olasın Hacem. Ah gelin de indim ola yaylada. Yaylada. Kaşın be kaşın değil gözüm beni ağlamam al gelin sürme. Bu ayrılıkta bize kadir Mevla'da. Mevlam alırım ahdımı da koymam yar senden al gelin sürme.
alırım ahdımı da koymam.